Hasan Öztürk, vekiller çakarları çaka çaka caka satarak yanımızdan geçmesinler. Milletin vekillerinin mutlaka ayrıcalığı olmalı. Kabul. Milletin vekillerinin kürsü dokunulmazlığı olmazsa olmazlardandır. O kürsüde dilediği gibi fikrini söylemesi ona verilen en büyük ayrıcalık. İyi bir ücreti olmalı vekilin ki sadece yasalarla ve millet adına denetlemeyle iştigal etsin. Yani bizim seçtiğimiz milletvekili bizim haklarımız için mecliste mücadele etsin. Milletvekilliği bir meslek değildir olamaz da buna mukabil bazıları var ki milletvekilliğinin meslek bellemiş dahası ayrıcalıklı imtiyazlı sınıflar arasına almış kendini. Sonuçta milletin illallah dediği bir mesele 1 Kasım'da halloldu sanmışken milletvekilleri gece yarısı operasyonuyla kendilerini imtiyazlı kılmış. Kıyak dedimse kıyak emeklilik veya kıyak maaş değil. Trafikte kıyak geçiş üstünlüğü elde ettiler torba yasaya koydukları maddeyle. Düşünsenize suçlu kovalayan polis gibi, yangına koşan itfaiye gibi, bir canı kurtarmaya çalışan ambulans gibi milletvekili araçları da trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olacak torba yasanın içine iliştiriverdikleri verdikleri bir maddeyle. Bu olmadı işte. Hem de hiç olmadı. Milletvekilleri milletin içinde olmalı değil mi? Milletvekilleriyle millet arasında uçurum olmamalı değil mi? Tamam güvenlik sorunu varsa koruma alırsınız o zaman zaten koruma aracı sizi korur. Ama düşünsenize sıradan bir vatandaş park yasağı olan bir bölgede arabasını park etse gelip çekici onu götürür. Ya da bir polis memuru gelir cezai işlem uygular. Peki milletvekili bu kuralı çiğnerse ne olur? Yeni düzenlemeyle hiçbir şey olmaz. Peki bir vatandaş EDS ile denetlenen emniyet şeridini ihlal etse ne olur? Tabii ki evine ceza kağıdı gelir. Bu araç bir milletvekilinin ise ne olur? Tabii ki hiçbir şey olmaz. Çünkü torba yasanın içine atılı verilen bir maddeyle milletvekillerine trafikte geçiş üstünlüğü çakar takma ayrıcalığı tanındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin sağlığını tehdit eden termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etmesi hepimizi memnun etmişti. Şimdi milletvekillerinin trafikte ayrıcalık sahibi olmalarının önünü açan son düzenlemeyi de veto ederse şaşırmayın. Zira kibirle yürüyüp yolu incitme gönül mısrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetçiler için de söyledi. Kavanoz dipli dünyada öldüreni göremeyene ödül veriyorlar. 11 Temmuz 2005 sabahı Sarayova'dan hareket eden otobüsümüz ağır ağır yol alıyordu. Republika Sırpska levhasını görmemizden az sonra geçtiğimiz köy ve kasabalardaki çocuklar bizlere el kol hareketleri yapmaya başladılar. Sonra bir kasabanın tam orta yerinde kavşağın üzerinde bekleyen çocuklar yavaşlayan otobüsün içindeki bizlere boğaz kesme işareti yaptılar. Yolculuğumuzun menzili Srebrenica'daki Potaçari şehitliğiydi. Gümüş diyarı Srebrenica'ya ulaştığımızda sokaklar çoktan insan seli olmuştu. Potaçari'ye ulaştığımızda ise 20 binden fazla insan şehitliği doldurmuştu. O gün 505 tabut saymıştım. 505 yeşil örtülü tabut. Hafif de hepsi hap hafif. Çünkü 10 yıl önce 1995 yılının Temmuz ayında Birleşmiş Milletler koruması altındaki Srebrenitsa'da Hollanda askerlerinin denetiminde Sırplar tarafından katledilen ve toplu mezarlara gömülen Boşnak erkeklerin birkaç vücut parçasından başkası yoktu tabutlarda. DNA testleriyle tespit edilmiş kurbanlar Potačari Şehitliği'nde toprağa veriliyordu. 25 yıldır her yıl hala kimliği tespit edilebilen Srebrenica şehitleri o tarihte toprağa veriliyor. Vucic bile kabul etti ama. O katliamlardan sağ kurtulanlar da, o katliama seyirci kalan Hollandalı askerler de, o katliamı yapan Sırplar da. Söylüyor, biliyor ve kabul ediyor ki Srebrenica'da masum insanlar Sırplarca topluca öldürüldü. Miladiç bugün Türklerden öç aldığımız gündür dedi. Karaziç siyasi karar alıcılardan biriydi. Lahey Adalet Divanı 2007'de Srebrenica'daki yaşanan katliamı soykırım olarak niteledi. Peki bugün Nobel Edebiyat Ödülünü kim alacak? Srebrenica'daki katliamı görmeyen, hatta dahası boşnaklar birbirini öldürdü suçu da Sırplara attı diyen Avusturyalı yazar Peter Hanke. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić bile başbakan olarak Srebrenica'ya gidip özür dilemişti. Vučić'in şahitliği bile yetmemiş olacak ki Hanke soykırımı ve katliamı görmezden geldi ve o katliamı görmezden geldiği içindir mi bilinmez ama Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl Hanke'ye verildi. Batı'nın çifte standardı mı demek lazım, Nobel'in içi boş mu demek lazım bilemedim. Bildiğim o ki masumlar ölüyor, Zalimler dünya nimetlerine çöküyor. Buna ses çıkartmayanlar da ödüllendiriliyor. Kavanoz dipli dünya. Yazıklar olsun. Hasan Öztürk Yeni Şafak